Oğlum dedim, sakın dedim yanlış bir şey yapma. Yani Sümeyye'den bahsetmiyor mu? Ankaralı kız kimmiş? Hayır, 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 hayır. Hiç bahsetmedi bizden. Aa. Hiç, hiç bahsetmedi. Peki böyle ben sizle tanıştıracağım ailesini, istemeye gideceğiz. Hiç öyle bir şey söylemedi. Hayır, hayır, hayır. Bizi hiç aramadı. Hiç. Biz annesinden duyduklarımızı size anlatıyoruz. Evet. Esra Hanım, kızım dedi. Peki, yani siz hiçbir şey... Şurada... Hani, Cemal Bey, dün siz bana şöyle bir şey dediniz. Bana çok enteresan geldi. Dediniz ki... Sümeyye benim oğlumu kaçırmıştır dediniz. Evet, evet, evet. Niye evet? Ama niye evet? Neden öyle düşünüyorsunuz? Niye evet diyorum? Çünkü ben çocuğumu kendi elimden Ankara'ya yolcu ettim. Ankara'ya yolcu ettim. Burada AVM'de çalışıyordular. Bir şef garsonla beraber gönderdim. Evet. Ondan sonra 3 ay sonra duyuyor, bir telefon geliyor bana ki senin çocuğun Ankara'da benim kızımı kaçırdı diye. Adana'da. Pardon, Adana. Evet. Özür dilerim. Adana'da senin çocuğun benim kızımı kaçırdı. Kaçırdı da bu benim çocuğum. Ben 3 ay diyorum, siz annesi 4 ay diyor. Yani çocuğumu yolcu edeli 3 ay. Annesi 4 ay diyor. Tamam, ona da bir şey demiyorum. 4 aydır benim bu çocuğumu evinize alıyorsunuz. Yemek yediriyorsunuz. Fatma Hanım'a soruyorum. Evime almadım ben. Geldi bir saat bile durmadan dinle. Hemen biz geri götürürdük. Eve almadım diyor. Eve almadım ben. Ben Esra Hanım, tane benim konuşmama müsaade versin. Çocuğum ama o size cevap versin ki bir karşılıklı iletişim olsun. Evime almadım. Fatma anne diyor ki ben hiç evime almadım. Neden o zaman 3 aydan beri aramadın çocuğunu? Haber almadın? Haber var o zaman. 3 aydan beri neden hiç haber almadın? Esra ablacığım. Evet, buyurun Cemal Bey. Ha, şimdi bak, bu ablacığım bu çocuğu eve almasaydı bu fotoğrafları biz görebilecek miydik? Tabii siz de gördünüz. Onlar hep sosyal zaten medyadan yapma. Sadece o doğum günü. Hani bir tane sosyal medya hesabı var ya, Cemal Bey, bir sosyal medya hesabı var. Adını söylemiyorum. Müzikli böyle koyuyorsunuz altına, böyle video çekiyorsunuz. Aynen. Ya. İşte evet, T ile başlayan. Evet. Oraya koymuşlar. Evet. Ama şimdi Esra ablacığım, şimdi şöyle bir şey diyeyim benim sana. Benim kızım dedi ki ben babasıyla Face'den konuşuyorum anne dedi. Aa. Face'den evet konuşuyorum Sümeyye babasıyla dedi. Sümeyye sizinle konuşuyormuş Cemal Bey. Aynen. Hayır, hayır. Esra ablacığım bak. Her şeyi ben inkar şöyle ediyorlar. Bir şey diyeyim sana. Ben şöyle bir şey diyeyim sana. Benim oğlumu sen saklıyorsun. Benim oğlumu sen saklıyorsun. Kusura bakma. Tamam mı? Bizim burada ne işimiz var? O zaman ben rezil olmak için geldim. 12-15 saat yola. Haberim yok. 15 saat yola geldim ben. Kendimi rezil etmek için. En bakımlı çocuklarımı bıraktım ben. Bir dakika. Hayatından endişeliyorum. Dedim ya. Tek tek konuşun. Ben 3 ay önce benim çocuğumla konuşuyordum da. Ben ilk önce böyle değildiniz. Ne oldu? Ne geçti aradan? Benim niye çocuğum telefonları kabali? Kabali niye kabali benim telefonum çocuklarım telefonu? Bir dakika müzeye nerede? Ben jandarmayı gönderdim. Ondan sonra böyle oldular bana. Neye gönderdim? Jandarma gönderdim. Benim kızım kayıp, ciğerim yanıyor. Jandarma da gönderdim. Asker de gönderdim. Siz onlardan şüphelendiğiniz için gönderdiniz değil mi polis? İlk başta nasıl davrandılar size? İlk başta kendileri de diyordu. Ne diyordu? Benim oğlum şöyle böyle. Ne diyordu? Yaramaz insan. Yaramaz evlilik yapamaz. Doğruyu söylemiyor. Doğruyu ben onu sileceğim diyordu. Sileceğim dedi. Ben evlatlıktan reddedeceğim dedi. Ayaklarını kıracağım, bağlayacağım demire dedi. Şimdi dedi bunlar telefonda sendin diyen. Sendin. Şimdi inkar ediyorsun hepsini. Bir soralım bakalım Cemal Bey. Siz de tatlı bombayı ortaya koyup da bir de beni suçlayamazsın. Suçlayamazsın hayır, beni. Hayır, hayır. Hayır, hayır konuşma sen. Sen onunla konuşma. Ben dediklerimi seni söyleyeceğim sana. Benim oğlum sana, benim oğlum kız satıyor. Sen nasıl tehdit ediyorsun beni? Benim oğlum haber vermedi bana. Daha önceden niye sorayım bir dakika. Kaçırmış dedi. Kız kaçırmış demiş. Kız kaçırmış. Öyle demeyelim şimdi. Fatma anne dur. Müzeyyen anne sana bir şey soracağım. Daha önce bu Fatih bir kız kaçırmış mı hiç?
Bana önce şey... kız nasıl kaç? Bana ben sana ha. anlatıyorum. Kız kaçırma hadi. Ne bak yaptı? Söylüyorum sana. Benim çocuğum çok iyi niyetli. Burada Rize'de bir çocuk geldi 14-15 yaşına. Evet. Dedeci sokakta geziyordu. Dedeci ben dedi polise teslim eder misin beni dedi. Dedeci o bu da dedeci ne oldu kız kardeşim dedi. Beni dedi koyana beni dövüyor dedi. Ben dedi eve gitmek istemiyorum dedi. Ha, o kızı da, evinize benim, mi aldınız siz o kızı 14-15 yaşındaki? Yok evime almadım. Evime almadım ben. Evime almadım. Ne yaptınız? Polise teslim ettim. Ben polise teslim ettim. Evet. Oğlum dedi ki bir kız bana dedi. Dedi ki dedi çarşıda dedi. Benim eşit değil dedi anne dedi. Olsa dedi sevinirdim dedi. Benim eşit değil dedi. Dedim böyle böyle dedi. Ne oldu sana dedi. Niye dedi sokakta geziyorsun? Çantayla ne geziyor öyle? Dedi ki bana dedi böyle böyle değil. Hoya annem dedi. Beni eve bırakmıyor dedi, doğuyor beni dedi. Beni dedi, sinak eve mi gideceğim dedi. Polise mi teslim edeceğim bana dedi. Bu çıkaçırmak değil, Müzeyyen annesi. Demek dedim, ki senin oğlun yardımcı olmuş. Ama biz şöyle bir şey de duyduk. Dedem cezalı, ona, onu sor az. 16 yaşındaki bir kızı kaçırdı. Müzeyyen anne bir saniye. 16 yaşındaki kızı kaçırdı. Bir de hamile kalmış kız. Böyle bir şey duyduk biz. Hayır, hayır, hayır. O yalan, yalan, yalan kız o, yalan. Ben öyle bir şey oldu. Benim evladım yanıma idi. Peki niye ceza aldı? Fatih niye ceza aldı bu olaydan? Nasıl? Fatih niye ceza aldı bu olaydan? Anne öyle iddia ediyor. Neden ceza aldı? Ben anlamadım ya. Esra Hanım. Evet buyurun. Esra Hanım. Yalan diyor. Bak hiçbir ceza almamıştır benim çocuğum. Benim çocuğum hiçbir ceza almamıştır. Burada hiç düşünemeyeceği yani hiç aklımın üzerine gelmeyeceği bir şey yaptı. Hiç aklımın üzerine gelmeyeceği bir şey yaptı. Gitti bunu karakola. Yalnız da gitmedi. Damadımı da peşine kattım. Evet. Hatta damadım eniştesini de peşine kattım. Gidin dedim bu çocuğu dedim ailesine. Önce teslim karakola. Ettiniz. Evet evet. Teslim ettiniz. Ettik. Anladım. O öyle evet, kapandı. Evet. Peki şu an Fatih sizce Sümeyye'yi kaçırmış mıdır? Bir daha soruyorum size. Hayır, hayır, hayır. Niye hayır diyorum biliyor musun Esra Hanım? Niye hayır diyorum? Bak o kadın diyor ki senin çocuğun 4 aydır burada. Evet Adana'daymış. Benim çocuğum Ankara'da işe çalışırken çok güzel de bir işe çalışıyordu. Maaşı da güzeldi. Durumu da iyiydi. Benim çocuğumu orada niye aldırdılar bunlar? Allah'ım niye? Yarabbim, neden aldırdılar? Benim çocuğumu orada fırına verdiler. Fırına verdiler. Yok çocuğun evime geliyor, yemeğimi yiyor, onu ediyor, bunu ediyor, şunu ediyor. Ya benim çocuğumu resmen rehin aldı bu kadın. Rehin mi benim aldılar? Allah'ım. Fatma Hanım rehin almışsınız siz Fatih. Duy. Esra Hanım, sen yaşından lütfen. Yaşından başlayan bir dakika bir şey söylüyorum. Siz yani oğlunuzu kendi himayesi altına mı aldı Fatma Hanım? Öyle mi düşünüyorsunuz? Aynen öyle. Aynen. Çok endişeleniyorum. Ben bunlardan ne düşünüyorsunuz? Siz neredeler? Neredeler? Ne düşünüyorsunuz? Bunlar biliyor nerede olduklarını. Fatma Hanım bu sefer ne işimiz var? Nerede ama, olduklarını çok iyi biliyorlar. Ama bilmediği yalnız, için buraya geldi. Bilmiyorlar. Hayır, hayır Esra. Sen iyi biliyorsun. Sen iyi biliyorsun. Ben iyi biliyorum. Sen para veriyorsun. Fatih'in arkadaşı niye? Sami'yi tanıyor mu? Ha, Sami var. Sami'yi tanıyor mu? Sami'yi. O bizi arıyor, babası saklıyor, annesi saklıyor diyor. Tanıyor musun? Sami. Ha, söyle bize. Bak, hayır. Bak, söyle iftira, cevap iftira. Ver. İftira takıyorlar bize. Bir cevap versin. Sami diye bir Esra arkadaşı Hanım. Sizin aynen. Sakladığını söylemiş. Esra Hanım bak şu anda iftiraya boğuluyoruz. Şu anda yok biz hiç iftiraya boğuluyoruz. Uğramıyoruz. Cemal Bey siz hiç saklamış olabilir misiniz? Yani aslında sizin yanınıza hiç geldiler annesi, mi? Annesi babası destek vermekle İstanbul'da yaşayamaz diyor ya. Esra Hanım. Yaşayamaz bak, diyor. Bir dakika bunlar, Fatma anne. Bak. Esra Hanım. Buyurun Müzeyyen Hanım. Beni onu konuşturmayın lütfen. Biz Müslüman adamız. Onu hiç konuşturmayın. Beni bir dinle yavrum. Tamam bak, dinliyoruz. Bak benim oğlumum bana teslim. Madem o kadar benim oğlum aşağılanıyor, yemeği yedirdiler aşağılanıyor. Benim oğlum bana teslim, onun kızı da ona teslim ettin. Ben onun kızını gelin yapmaya kalkmıyorum, tamam mı?
Ne yapmıyorsunuz? Ne yaparsan, başını yansın, ne yaparsa yapsın. Tamam mı yavrum? Ben kanser hastasıyım. Oğlum yapsın, ne yaparsa yapsın anne de. Peki, şimdi siz... Benim oğlum hata yapmadı. Benim başından sen yaptın hata. Başından Fatma Hanım'ı hatalı bulacaktın. Buluyorsunuz. Neden? Başından beni bulacaktın sen. Başından beni bulacaktın sen. Sen Kizun'u kaçtıktan sonra beni arama. Lütfen. Kizun'u kaçtıktan beni arama. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.